Eyüp Bey, bu tarafa gitmemiz gerekiyor. 2018 yılından sonra hızla günümüze gelelim. Bunu da değerlendirmeye fırsatımız olsun. Evet, 2019 yılına geldiğimizde zorunlu askerlik hizmeti, değil mi? 2002 ve 2003 yılında vaat ettiğimiz askerlik süresinin kısaltılmasını 2019 yılında 6'ya indirdik. Yani Türkiye... 18'de 12'ye indi, 12'den 6'ya indi. Evet. Ve 2019 yılında yıllardır hayalimiz olan yerli ve milli otomobilist TOGG'un ilk prototipini milletimize arz ettik. 2020'ye geldiğimizde? 2020'ye geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İnsan Kaynakları Başkanlığımız çok büyük bir staj seferberliğine başladı. Yüz binlerce genç şu an bu staj seferberliğinden yararlanıyor. Şunu da vereyim isterseniz daha konuştum. Eray Bey çok teşekkür eğitimci ediyorum. Olduğu için sizi şu an anladı burada. yazılım alanında 42 tane programı da gençlerimize özellikle mühendislik alanında akredite etmiş olduk ve açmış olduk. 2022'ye geldiğimiz. Şimdi burada tabii son 1,5 senede özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız gitmiş olduğu illerde gençlerle buluşmasında onlardan almış olduğu talepleri hızlıca parti ve hükümet politikalarına çevirdi. Hangileri oldu? Öncelikle yaz aylarında 18-30 yaş arasındaki gençler için 81 ildeki tüm KYK yurtlarını açtık. Özellikle Ege, Akdeniz, hafta sonları gençler bu KYK yurtlarını ücretsiz bir şekilde yararlandı. Çünkü çok büyük bir sosyalleşme ihtiyacı vardı pandemiden sonra. Evet. Ve bu ücreti Cumhurbaşkanımıza gençler iletti. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tüm yaş gruplarına değil ama 18-30 yaş arasındaki gençlere açmış oldu. İnşallah bu yaz daha fazla güçlenerek bu çalışma devam edecek. Tabii ilk seneydi, daha iyi organize olunacak deneyimli olarak herhalde. KYK yurtlarında tabii pandemiden dolayı yurtlar belli bir süre kapalıydı. Ardından açıldı ve internet kotası ile ilgili ciddi talepler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu internet kotasını iki katına çıkardı. Kıymetli hocam enflasyonla mücadeleden bahsetti. Yaklaşık 27 milyar liralık gençlerin omzunda yüklenmiş enflasyon farkını Cumhurbaşkanımız, ben üniversite öğrencilerini enflasyona ezdirmem dedi ve bu konuda enflasyon farkını ortadan kaldırdı. Erdoğan, 850 liradan yüksek lisans öğrencileri için 1700 liraya, doktor öğrencileri için 2550 liraya çıktı. Dün açıklanan rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Lisans öğrencileri için 1250 lira, işte yüksek lisans 2500 lira, doktora öğrencileri için ise 3750 liraya yükseltildiği dün açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Konya'da da bir genç kardeşimiz bu talebi iletmişti. Birçok yerden talep geliyordu ve hızlıca bu talep yerine geldi ve lisans öğrencileri için 1250 TL açıklandı. Burada yazmıyor ama bu yaz şöyle bir Cumhurbaşkanımız müjde verdi üniversite yurtlarında kalan kardeşlerimize. KYK yurtlarında bu sene zam yapılmadı. Yani geçen sene hangi tarifeden uygulandıysa barınma ücretleri bu senede aynı ücretlerle yürütüldü. Hem zam olmadı KYK yurt ücretlerinde hem de böyle yüksek bir artışla müjdemizi açıklamış olduk. Burada bir takım veriler diye siz sınıflandırmışsınız. Onları bize bir hızlıca anlatır mısınız? Bunları görüyoruz ama yaşarken dediğimiz gibi fark etmeyen ama o veriler 2002 neler? Yılında üniversite sayımız 76 idi. Bugün 209'a yükseldi. Öte yandan 2002 yılında 190 tane yurdumuz vardı. Bugün 800'e yükseldi. Ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. 2002 yılında ranza sistemi, hapishaneye benzeyen, interneti olmayan, konferans salonu olmayan, gayet konforsuz yurtlara devlet toplam başvurunun %15'ine cevap veriyordu. Bugün 3 yıldızlı otel konforunda ve üniversite kampüsü içerisinde, üniversiteden uzak değil, yeni yapılan yurtlarımızın birçoğu üniversite yakınında veya kampüsün içerisinde interneti olan, odasında lavabosu olan, konferans salonu olan, birçok sosyal aktivite imkanını içerisinde barındıran yurtlarımıza toplam başvuruya vermiş olduğumuz cevap %95'i aştı. İnşallah %100'e doğru gidiyor. Yani 2002 yılında konforsuz yurtlarımıza devletin başvurularına cevap verdi onun %15. Bugünkü standartlarda toplam başvurulara devletimizin vermiş olduğu cevap da %95. Yurtlarla ilgili ben de bir şey söylemek isterim. Ben üniversiteyi kazandığımda İstanbul'da hiç unutmuyorum Cağaloğlu'na gittik. Yurtlar Kurumu listeleri asmış.
Yanlış hatırlamıyorsam 5700. yedektim. Bana dediler ki 3. sınıfta bir uğra, belki o zaman evet, sıra gelir. Ve şöyle 12-16 kişinin kaldığı odalar ve, yani, ve yaklaşık 30-40 kişinin kullandığı banyo ve tuvaletlerin olduğu o zaman devlet yurtlarında. Yani orada o zaman da o yurtlarda bile yer yoktu. Şununla ilgili bir şey söylemek yoktu. İstiyorum. 2002 yılından itibaren devletin öğrencilere vermiş olduğu kredi tutarı 65 milyar kredi tutarı. Burs miktarı ise 25 milyar. Yani 2002'den bu yana biz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine yaklaşık 100 milyar liralık bir destekte bulunduk. Burada da sporda zaten ciddi bir artışlar, spor artış var. Artışlar. Kamplarımızda çok ciddi bir artış var. Kütüphane sayısı. Ve kütüphane içerisinde kitap sayımızı yaklaşık 80 milyona çıkarmış durumdayız. Ve bununla birlikte tüm gençlere biraz önce ifade ettiğim gibi kredi ve burs miktarında 100 milyara yakın ama ilaveten de 550 milyara yakın üzerinde sosyal yardımda hem yemek yardımıyla birlikte devam etti. Şimdi bunları böyle şimdi ne kadar şey, uzun anlatırsak. Müsaadenizle bir katkı sağlayabilirim. Buyurun Eray Hocam. Müsaade eder misiniz şeyi? Buyurun. Bakın şimdi burada beni tabii asker kökenli olduğum için şu olay çok ilgilendiriyor. Hangi madde? Şu. Zorunlu askerlik hizmetini 12 aydan 6 aya indirmek. Şimdi bu kadar basit değil efendim bu. Yani bu 12 ay ve üzerindeki süreçlerde askerlerimiz şöyle bir sorunla, ciddi sorunla karşılaşıyordu. Şimdi üniversiteyi bitiriyor arkadaşımız. Bir iş kuruyor, işe giriyor. Çalışıyor, diyorlar ki dur, askere gitmeniz lazım. Ne yapacak? İşten ayrılması gerekiyor. İşten ayrıldığı zaman işveren diyor ki kusura bakma bir yıl seni bekleyemem ben. Ya diyor izinleri almam, işte şu olur bu olur, hadi şunu 11 aya, yok diyor 11 ay bile, ben bir ay bile bekleyemem. Sana diyor en fazla diyor yani 15 gün 20 gün süre diyor, yani geldin gelmedin güle güle. Ve o kadar milyonlarca insanımız buradan çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı. Askerlik nedeniyle Türk ekonomisine çok büyük bir kayıp yaşanıyordu her yıl. Bakınız bu sorunun çözülmesi hem ülke ekonomisi hem de toplumsal olarak kalkınmanın önünü açtı. Yani hem askerimiz, bakın daha profesyonel bir ordu haline geldik. Terörle mücadelede, bakın hep söylüyorum, terörle mücadelede özellikle teknolojinin yanında profesyonelleşme çok çok önemli. Yine caydırıcılığın sağlanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yani şöyle düşünün şimdi bir tank, bir örnek biri, bir tank süreceksiniz. Tank şoförü yetiştireceksiniz. Yetiştiriyorsunuz 3 ayda. 3 ayda anca yetişiyor. Ondan sonra oturuyorsunuz, bu asker işte 8 ay 9 ay bu tankı sürüyor. Tam iyice artık öğrenmeye başlıyor, değişiyor yeniden. Ne oluyor şimdi? Sürekli hem yıpranmışlık artıyor hem de bir türlü gerçekten o muharebe gücünün istediği uzmanlığa erişemiyor. Şimdi bir tane uzman çavuşumuz, uzman erbaşımız oraya oturuyor. Bir oturuyor emekli olunca kalkıyor. Artık tankın her şeyini biliyor. İnanılmaz bir güç sağladı. Ya dolayısıyla ben bu noktada çok evet, teşekkür ediyorum. Sizin açınızdan. Yani beni, bir de oradan bakıldı karşı tarafta. Bir önceki slayt var. Gelebilir miyiz acaba bilmiyorum. Arkadaşlar orada bir öncekine yine, de gelelim. Bir geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Unutmuşum. Buyurun Eyüp Bey. Geçti buyurun. Geçtik. Geldi. Geri geldi buyurun. Geldi. Şimdi bu çok karşımıza çıkıyordu. 1,5 sene ya bakın içerisinde. Bakın yani bu da ikincisi yani. Çok çok önemli. Önündeki tüm talepleri gerçekleştirdik diyoruz ya. Bedelli affı konusu sosyal medyada belki en büyük gündemlerden bir tanesiydi. Hızlıca hayata geçildi ve öğrenci affı. Bugün yüz binlerce genç lisans eğitimine, yüksek lisans eğitimine, doktora eğitimine belli sebeplerden ayrılmış ama bu affla birlikte geri dönmüş oldu. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten talepler doğrultusunda hızlıca karar verdiği konularda. Bakın sistem kurursanız toplumsal sorunları çözersiniz. Önemli olan sistem kurmak. Yani şurada zorunlu askerliği bir kere indiriyorsunuz, yerine uzmanlaşmayı getiriyorsunuz. Uzmanlaşmayı getirirseniz o zaman şuna ihtiyacınız kalmıyor. Yani Türk genci gidip orada bir vatan savunmasında, Allah korusun, bir genel seferberlik ya da topyekun bir harp olduğunda bir silah nasıl kullanılır? İşte bölük düzeni nedir, takım düzeni nedir, mekanik nişancılık temel nedir? Ya bunları öğreniyor. Tamam, artık bunun üstü uzmanlık gerektiriyor. Profesör. Siz ona 15 ay, 13 ay, 12 ay eğitim vererek falan bunu başaramazsınız. Yani çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla günümüz şartlarını zaten ordumuzun ihtiyaçlarıyla şu anki sistem karşılamıyordu.
Dolayısıyla bu da çok devrimsel bir harekettir yani. Artık bakın insanlar cezaevlerine giriyorlardı. Bu işte bakaya yoklama kaçak oluyordu. Askerlik kaçağı oluyordu. O kadar önemli bir yani bu sorun. İş yerlerine tebligat geliyor. Tabii tabii yani. Bu çok büyük bir sosyal sorunu da ortadan kaldırmış oldu. Ben bir şey daha bir önceki Barko'ya gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada o bir önceki efendim. Burada olabilir. İlk sayfa. Belki. Bu ilk sayfa. Evet. Bir saniye. Hangi maddeydi? Hangi maddeyi arıyordunuz Eray Hocam? Biz belki. Ya şurada uzay o 2013 yılının. Şuradaydı. Evet 2013 yılı burada uzay programıyla ilgili. Şuradaydı evet. Ya şimdi burada Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması 2018. 2013 yılında IMF'ye olan borcun ödenmesi. Yani artık bakın bunlar sadece gençleri ilgilendiren konular ama gençler ama dolaylı olarak gençleri ilgilendiriyor. Yani çünkü küresel egemen finans sistemini bu ülkeden dışarı yolluyorsunuz ve gençlerin üzerindeki hegemonyayı ortadan kaldırıyorsunuz. Bu nedenle bu maddeyi de buraya koyduk. Elbette hepsi teker teker ya, evet. Ama şimdi öyle bir şey ki bakın ben bir noktaya dikkat çekeceğim. Bu çok önemli efendim. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Gençleri bence herkesten daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü siz eğer IMF'ye egemenliğinizi vermişseniz, yıllarca verildi maalesef bu ülkede, artık gençlerinizin geleceğini ipotek altına almışsınız demektir. Bakın bu kadar basit. Yani bu ülkeyi kim yönetecek gelecekte? Şu anki gençlerimiz yönetecek. O yüzden ben bunun gençlerle doğrudan bağlantısı olduğunu inanıyorum ama peki. Şuraya da vurgu yapmak istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması. Bu uzay ajansı neden kuruluyor biliyor musunuz? Bakın şeyde gençlerin çok talebi oldu. Hatırlar mısınız? İşte Türk astronotu yetiştirilmesi için 3 kişi seçilecek. Ya inanılmaz bir heyecan dalgası oldu Türkiye'de. Herkes, bütün gençler nasıl olabiliriz diye bize mesajlar atıyorlardı. Lütfen hocam bu nasıl müracaat edeceğiz, nasıl gideceğiz? Peki nedir yani bunun kurulması? Bir tane ajans kuruldu falan gibi düşünmeyelim. Bakın bugün SİHA, İHA, hava savunma füzelerinin oluşturulması, atak helikopterleri, efendime söyleyeyim milli muharip uçak... Bütün bunların teknolojisinin bu toplamı budur. Şimdi yani şimdi reklama gideceğiz. Ama reklamdan saat başında önce Yunanistan'ı konuşuyor. Bunu konuşacağız. Ha, 2023 yılında da sisteme dahil olacak yerli milli savunma sistemimizi soracağız size. Evet. Tek bir cümleyi alayım. Bununla ilgili değilse Eray Bey. Yani değil. Konu yani şöyle gıda mühendislerimizden çok büyük bir talep var. Yani Türkiye'de kamuda istihdam edilmek istiyorlar. Bu anlamda da biz kadro talep ediyor. Biz de buradan duyurmuş olalım. Peki. Ama geniş kapsamlı özellikle Tarım Bakanlığımızın bu konuda dikkatini de çekmek, bilgilerine sunmak isteriz efendim. İnşallah diyelim, bir an önce talepleri karşılanır. Ağır sosyal medya bombardımanına maruz kaldık. Evet yani öyle çok mi? Sayıda talep var gıda mühendisleriyle ilgili. Tabii Tarım Bakanlığı bünyesinde Gıda Genel Müdürlüğü var. Dolayısıyla işin adresi ilk başta Tarım Bakanlığı ama hakikaten buna da ihtiyaç var. Yani o kadar çok alanda gıda denetlemesi yapılması gerekiyor ki işte 3 harfli marketler başta olmak üzere bunun değerlendirilmesini tamam. istiyoruz. Tamam. Şimdi çok kısa bir ara ardından Yunanistan'dan açıklamalar var. Dendias diyor ki Türkiye gibi bir ülkenin NATO'da yeri yoktur diyor. Niye söylüyor bunu? Bir haritaya bakacağız. Arka arkaya açıklamalar var. Eray Bey diyordu ki daha da şiddetlenecek bu açıklamalar. Evet, daha da şiddetlenecek. Sebebi neler? Bir bakacağız. Yunanistan ne diyor? Ne demek istiyor? Ama önce kısa ara.